Bugün insanların sıkıntıya düşmesinin en büyük sebebi dostu düşmanı seçememesi. Düşman dost gibi rol yaptığı zaman, takiye yaptığı zaman kanıyor ve en büyük düşmanını da dost zannedebiliyor. Dostu bazen düşmanlık gösterdiğinde en sadık, en yakın dostunu düşman belliyebiliyor, savaş ilan ediyor. Bilmiyor. Yani basiretlerimiz o kadar köreldi ki dost kim, düşman kim seçemiyoruz, ayırt edemiyoruz. Bu yüzden hata miktarımız çok arttı ve artmaya devam etmekte. Hafızalar, zeka seviyeleri zayıfladı ve zayıflamaya devam etmekte. Gidişat iyi değil kardeşler. Zeka seviyelerini kuvvetlendirmemiz lazım. Bunun için zikri ve tövbeyi bu insanlara alıştırmamız gerekiyor. Günah ne kadar fazla boğarsa bizi, zeka seviyesi o kadar düşer. Her günah işleyenin bir aklı gider diyor İslam alimleri. Ne kadar günah işlersen bir aklın gider. Aklın gittiği zaman ne oluyor? Zayıflıyor. Zeka zayıfladığı zaman şeytanın elinde bir oyuncak haline dönmüş oluyorsun. Seni istediği gibi çekip çeviriyor. İstediği gibi seninle oynayabiliyor. Bu aklı kuvvetlendirmenin yolu tövbe, ilim, zikir. Bununla akıl kuvvetlenecek. Kuvvetlendiği zaman ne şeytan, ne şeytanın askeri olan iki ayaklı şeytanlar bizi aldatamaz, kandıramaz. Dostları, düşmanları sağlam seçeriz, iyi seçeriz. Biiznillah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu lan tentehidu وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Muhakkak Yüce Allah'ımız doğru söyledi. Dört satırlık bir ayet bu. Uzun bir ayet. Ben bunu mümkün olduğu kadar kısa yorumlarla açıklamaya çalışacağım size. Mevla şöyle başladı. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Şimdi Mevla Teala Hazretleri Kur'an'da herhangi bir ayete ey iman edenler diye başladığı zaman bize sözleşme maddelerimizi hatırlatacak demektir. Biz ezelde Allah'a bazı sözler verdik. Şunları yapacağız, bunları yapmayacağız. İman edenlere hitap olduğu zaman Kur'an ayetlerinden bir tanesinde biz bekleyeceğiz şimdi. Bize söz verdiğimiz maddelerden bazılarını hatırlatacak, bazı yasaklardan bizi sakındırmaya çalışacak. Geliyor şimdi. Girişi yaptı Allah Teala. La tettehizu, ittihaz etmeyin, edinmeyin, edinmeyin. Aduvi, benim düşmanlarımı edinmeyin. Ve aduvekum, sizin de düşmanlarınızı edinmeyin. Evliya, dostlar edinmeyin. Halk arasında bir tabir var biliyorsunuz, evliyadandır falan derler. Evliya ne demek? Dostlar demektir. Keramet gösteren, Allah'a yakın, bizden daha çok namaz kılan, bizden daha çok zikir yapan, bizden daha haramlardan sakınan insana, sözü daha tesirli, duası geçen insana biz evliya deriz. Veli zatlarına, Allah'ın dostudur deriz. Kur'an'dan gelen bir tabirdir. Veli yani Allah'ın dostunun çoğulu evliyadır Arapça tabirde. Şimdi Mevla Teala bizi bir şeyden sakındırıyor. Bak, bir şeyleri yapmamızı emretmiyor, bir şeylerden sakınmamızı emrediyor. Bizim dostumuza karışıyor. Allah bizim seçeceğimiz dostlara karışıyor. Hocam Allah bizim niye dostlarımıza karışıyor kardeşler? Bizim dinimiz Hristiyanlık ya da Yahudilik gibi içi boşaltılmış bir din değil. Bu din Allah'ın bozulmaktan koruduğu bir din olduğu için tuvalete giriş şeklimize kadar Allah karışmaya devam ediyor. Şimdi tuvalete sağ ayakta girmemizi yasaklayan bir Allah'ın peygamberi var. Tuvalete sol ayakta girin, banyoya sol ayakta girin. Sağ ayakta çıkın diyor. Övgüler ve selam efendim olsun. Bak, tuvalete giriş şekline kadar, yatak odanda yatış şekline kadar, banyoda yıkanış şekline kadar İslam karışıyor. Allah karışıyor. Bunlara, bu tür küçük detaylara karışan Allah, senin seçtiğin dostuna mı karışmayacak? Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Kişi arkadaşının dini üzeredir.
Şu halde sizden her biriniz kiminle arkadaşlık yaptığına dikkat etsin. Arkadaşın seni bu akşam nereye davet ediyor? Meydana çıkalım diyor, meydana. Meydana çıkalım, içki gırla, zina gırla, küfür gırla, eğleneceğiz, müzik eşliğinde dans yapacağız. Ot serbest, içki serbest, polisler hiçbir şey demiyor. Bak bu arkadaş. Hatırı var diyorsun, tamam be, her sene sohbete gittim, bu akşam da seninle beraber cehennem yoluna gideyim diyorsun arkadaşın hatırına. Ya böyle arkadaş olur mu?